tam 6 aydır video çekmiyorum. Efendim? Ne yapıyorsun? Bana harçlık ver. Ben senden geleyim aşkım, param bitti. Ben harcarım, çok harcıyorum. Nisan, zapt edemiyorum. Harca bebeğim. Kendimi zapt edemiyorum. Harcayan ne olacak? Aman fani dünya. Şu an kayıtta da o yüzden şöyle yapıyorum. 5 lira harcamayacaksın. Parayı almadan borçlandım, 150 TL verdim. Aşkımcığım. Gerçekten dışarı çıkacağım ya. Ha. Tek de bugün harçlığı senin 100 TL. Tamam. Ben sadece o kadarlık harcama yapabileyim. Kursamda kalsın, eve geleyim, ağlayayım ama yine de verme. Tamam. Al. Ama sen bunu benden almanın başka yolları bulmuşsun. Ne kadar vereyim şimdi? Şimdi ayna parasını o saymayalım. Tamam. Ayna parası zaten 140 TL aynaya vereceğim. Bana da 200 TL ver sadece. Günlük harcamam ne kadar olacak peki? 200 mü 100 mü? Her gün harcayacak mısın bunu? Ama her gün dışarı çıkıyorum bebek. Her gün dışarı çıkmalısın. Anlayamam. Ama çıkmam lazım. Aşkı doğru. Tam ne kadar vereceğim mesela? Tamam işte al bunu. Ne kadar burada? 200 var. Ne? Sadece 60 TL. 60 TL değil o, 200 TL şaşkın. Ha, haricen 200. Tamam. Toplam 200 verdi sanırım. Eyvah yaptı işte. Bir de bu kadar hızılmaz gibi adam. Allah Allah. 100 TL'yi geri veriyorum sana. 100 TL ile harcamam gerektiğini öğrenmem lazım. En fazla 100 TL günlük, tamam mı? Tamam. Tamam. Anlamadım pek ama neyse. Ne yapacağım ben 100 TL'yi? Tamam ver ya, 100 lira ver. Yok yok al tamam. Al ya. Yok yok istemiyorum. Yanında bulsun. Tamam. Telefonumu sattım. Tam 6 aydır video çekmiyorum. Tabii bunun bazı sebepleri var. Geçen yaz uzun süren bir evlilik süreci atlattım. Ev bulmak, eşya bakmak, düğün yapmak benim için hem keyifli hem de zahmetli bir dönemdi. Tüm bunlar bittikten sonra da balıma, kendime ve kedilerime vakit ayırmak istedim. Bir yandan da araştırmalarıma, çalışmalarıma devam ettim. Gastronomi üzerine yüzlerce makale okudum, binlerce araştırma yaptım. İnanır mısınız, Sarı Bacak'la birlikte tam 2000 tane kitap bitirdim. Ve sanırım bu dönemde yine çok fazla Barış Özcan videosu izledim. Artık YouTube için video çekmenin zamanı gelmişti. Karşınıza bazı yeniliklerle çıkmam gerektiğinin farkındaydım. Ben de direksiyonu bilim, teknoloji ve pastaya kırdım. Önümüzdeki videolar için bazı yeni tasarımlar yaptım. İstiyorsanız birlikte bir göz atalım. Uzun çalışmalarım sonunda yaptığım tasarımlardan biri, Mars'a gönderilmek üzere tasarlanmış, sıcak havaya ve kum fırtınalarına dayanıklı bir pasta. İlk Türk yapımı pille çalışan bir kek ve beyin dalgalarıyla süte bandırabileceğimiz kurabiyeler. Bunları yapmak için 55.000 tane daha kitap okumam lazım. O yüzden biz bugünlük daha basit bir şeyle başlayacağız. Mutfağa geçelim. Ondan sonra ben tekrardan buraya döneceğim. Sonra tekrar buraya gideceğim. Ben şu an videonun neresindeyim? Bugün size şans kurabiyesi yapmayı öğreteceğim. Gerekli malzemeler: beyler, 4 adet yumurta, 1 bardak un. Kurabiye yapımına başlamadan önce içine koyacağımız notları halletmemiz lazım. Çünkü kurabiyeler 5 dakika piştikten sonra onları fırından alacağız. Notları içine yerleştireceğiz. Hamurları ikiye katlayıp tekrardan fırına süreceğiz. Zamanla yarışmamız gerekiyor. Bu yüzden ilk adımımız notları yapmak. Ofisime geçelim. Ben şu an videonun neresindeyim? Şans kurabiyesi, dilek kurabiyesi ya da fal kurabiyesi, adı fark etmez. Önemli olan fırsatları değerlendirebilmek. Kurabiyelerin içine yazacağımız bu küçük notlarla örneğin pasif agresifliğin dibine vurabiliriz ya da karşı taraftan bir şeyler isteyebiliriz. Hatta şantaj bile yapabiliriz. Bir de tavsiye niteliğinde aklıma bir fikir geldi, bir intikam fikri geldi. Diyelim size psikolojik olarak zulmeden bir partneriniz var ve bir şekilde ondan ayrılmak istiyorsunuz. Dilek kurabiyesi yaparsınız. Her birinin içine "senden ayrılmak istiyorum, lanet olası" şeklinde notlar yerleştirebilirsiniz. Ondan sonra düşün işte, kurabiyelerle birlikte partnerine gidiyorsun. O da sana "sonunda benim için güzel bir şeyler yapmayı akıl ettin" falan diyor. Ardından kurabiyeyi kırıyor böyle. Bir tanesini ağzına atıyor. Sonra içinden çıkan notu okuyor böyle. "Senden ayrılmak istiyorum, lanet olası." Dönüp sana bakıyor ve gördüğü son şey şu oluyor. Güzel bir intikam şekli olabilir. Niye aklıma böyle bir şey geldi? Çünkü intikam hikayelerini seviyorum. Şuradan anlayacağınız üzere. TOPŞİK tüm kitapçılarda değil ama bazı yerlerde var. Sonuç olarak küçük kağıtlarımıza dilekler yazıyoruz. Notlarımız hazır. Artık kurabiye yapımına başlayabiliriz. İlk olarak 4 yumurtayı beyazından ayıracağız. Bunun bir tekniği vardı ama evet, başardım. Başaramamışım, yarısı içinde. Geri dönüyoruz. Ha, böyle yapılıyordu. Tepsinin üzerinde pişirme kağıdını yerleştirdik. Burası yırtıldığı için ben yama yaptım, bence olur. Kaşık yardımıyla yuvarlak şekiller, işte bir şeyler yapacağız, tam emin değilim. Bit hadi. Ve 5 dakikalığına fırına atıyoruz. Beş dakika sonra kenarları kızardığında çıkarın diyorlardı ama henüz kenarları kızarmadı. Bir baksana. Pişmemiş daha. Böyle yarı pişmesi lazım. Yani şu an hiç pişmemiş gibi duruyor. Ama bilemedim yani bunda. Bence bir dakika daha tut. Şimdi çok hızlı olmam lazım ve bunları katlamam lazım. Nasıl olacak lan? Aa evet. Şimdi bunu ikiye katlıyoruz ve bardağın kenarıyla şöyle şekil veriyoruz galiba. Evet, güzel. Şunu kaldırsam hızlı hızlı. Biraz daha piştikten sonra kurabiyeleri fırından alıyoruz. Hanım! Hanım! Kurabiyeler burada. Sabahtan beri bir yanık kokusu geliyor ama bana dürüst olmadı. Ama neden yanık kokusu geliyordu? Yanmış çünkü. Sen video çekecektin ve senin ışık yapmana yardımcı oluyordu. Yalan söyleme, benim üstüme atamam. Sen o sırada yandılar ama. Gerçekten. Özür dilerim o zaman. Bir tanesini seçeceğim. Sen bana anlatsana ne olduğunu. Sırayla hepsini aç da bari yazdığım notlar boşa gitmesin, onları görelim. Hayır, ilk başta ben bir tanesini seçeyim, ben bunu seçmek istedim. Yenilebiliyor mu? Yani yanık olduğu için yemesen daha iyi. Ne zaten? Niye? Kötü mü tadı? Bakmadım. Hayır, sarayamadım. Ooo, ne kadar? Çiğnenmez lan bu. Kağıdı mı yedim lan ben? Kır böyle. Tadı çok kötü. Tadı fena değil. Yalan söylüyorum. Vallahi. Ya neyse, taştan yumuşak ne olsa yiyorsun, hala tadı fena değil diyorsun. Açıp okuyacaksın. Sesi. Açılıyor mu? Birazcık hamur yapışmış kağıda. Ne oluyor, bu benim kısmetim mi? Hı. Oku, sesli oku. Düşman kazanmak istemiyorum ama... Eğer bu evde balkon partisi yapılmayacaksa tek sebebi balımdır. Evet. Yalan. Başka açmak isterim. Ya ama çok kötü yanmış ya. Bu en iyisi. Midyeye benziyor. Ay yırtıldı. Değil mi lan? Parça olmuş. Bir dakika, birleştirmeye çalışıyorum. Seni günde bir kez düşünüyorum. O da 24 saatimi alıyor. 24. Tamamen ben uydurdum, ben yazdım. Asla internetten baktım. Bu da yapışmış. İçinde tamamen ya, şey, inci gibi. Ya of. Keşke yenilecek bir şey yapsaydım. Karnımı doyurmak istiyordum. Ne zaman çocuk yapacağız? Resmen soru cevap gibi oldu. Nisan istemiyor. Buna çok basit bir cevabım var. Bana kalsa ben bugün yaparım. Yalan. Ne yalan lan? Şaka bir yana, şimdilik düşünmüyoruz. En azından bir iki yıl gezip tozalım diyormuşuz ama ben istiyorum. Tamamen Nisan istemiyor. Şaka istemiyorum. Belki de istiyorum. Belki de istemiyorum. Belki karar ver. YouTube'dan iyi para kazanırsam niye çocuk yapmayayım? Hemen yaparım. Ha tamam. Çocuğumuz güzel okullarda okusun diye mi? Bunu ben cebimden alayım ya. Tarda var galiba. Hamur kalmadı diye küçük koymuşsun burada. Bu sizin için gelsin. Açıyorum. İyi ki kendi üstüme alınmamış. Bana sevgililer günümde alev desenli kırmızı Mustang al. Minyatür olsun olur mu? Olmaz. Neden? Olmaz. Neyimler? Büyüğünden istiyorum. Nasıl alev? Alev desenli. Alamam ki. Başka yok galiba. Aa burada açılmamışlar. Bir tane de sen aç ya. Niye ben sürekli açıyorum? Senin için yaptım. Ben yazdım zaten onu. Ben niye açayım ki? Hangisi sana çıkacak diye aç. İki tane mi kaldı? Galiba. Açayım. Sarı bacak vanilyalıdan daha güzel bir kelime. Çeke bunu mu çektim? Bebek oğlum nerede benim bebek oğlum? İçeride az önce göbekli yatıyordu. Bakıyorum. Bana 3000 dolar vermezsen vanilyanın çıplak fotoğraflarını internete koyarım. Bekliyor mu? Bekliyor. Şey yapabilir miyim bunun magnet gibi? Dolabından sebebilir miyim? Çok tatlı. Taştan yumuşak ne olsa yiyorsun.